Ne var kızım? Seninle yalnız konuşmamız gerek anne. Yani anladım. Ben zaten sinemaya gidiyordum. Kızlar bekliyor. Ben de gideyim akşam için şarap alayım bari. Hadi görüşürüz. Güle güle Suzan. Çilek, anlatır mısın kızım? Ne var? Of, nereye gitti bu çilek? Yapıştım kaldım burada. Yine giyineyim derken deşmiş odayı. Şimdi işin yoksa topla bakalım Firuze Hanım. Her yer, her yerde. Demek bir babaannem vardı ve bugün geri döndü, öyle mi? Evet, ben kimsesiz kalınca onun bana bakacağını zannediyordum. Ama o beni kimsesizler yurduna bıraktı. Neden sana bakmadı? O kendinden başka kimseyi düşünmez doğundan. Çocuklara hiç sevmez. Peki neden üzülüyorsun? Çünkü beni kimsesizler yurduna bıraktığı günü hatırlıyorum. Üzülme benim güzel kızım. Sen istemedikçe hiç kimse seni bizden ayıramaz. Ben hep sizinle kalmak istiyorum anne. Ne olur beni bırakma. Oh canım, seni hiç bırakır mıyım? Ben seni çok seviyorum. Baban ve kardeşlerin de öyle. Ama o da nihayetinde senin babaannen. Yani hayattaki tek akraban. Eğer bir gün babaannen bizden uzakta diye üzülecek... Evet ama o beni hiç sevmiyor ki anne. Niye üzüleyim? Ama hayatım bunca zaman sonra sana gelmesinin bir sebebi olmalı. Belki de uzun zamandır seni arıyordur ha? Hiç sanmam. Peki nerede şimdi o? Bizim evde, odamda. Tamam, o zaman biz de hemen gidelim ve onunla konuşalım. Olur mu hayatım? Sen hiç merak etme. Anne her şeyi halleder. Hadi. Bitti mi konuşmanız? Nereye bakayım? Bizim hemen çıkmamız gerekiyor Suzancığım. Evet. Akşam dönemem. Her şey sana emanet. Tamam, hadi güle 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 güle. Firuze salonda yok. Herhalde benim odamdadır. Dur, gel buraya. Önce onu buraya getirelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of, of neler oluyor bu evde? Ah, demek döndün. Evet, annemi de getirdi. Ah. Merhaba, ben Betüş. Merhaba. Ben de Çilek'in babaannesi döndü. Çok memnun oldum döndü hanım. Ve aynı zamanda çok merak ettim. Niçin kimsesiz bıraktığınız Çilek'i bunca yıl sonra geri almaya geldiniz? İzini yeni buldum ve hemen almaya geldim. Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Ah, hiç zannetmiyorum. Çünkü ben seni ilk defa görüyorum. Çilek bazı sihir güçlerinizin olmadığını söyledi. Acaba bunun sihirlerinizi kötüye kullanmanızla bir alakası olabilir mi? Sana hesap verecek değilim küçük hanım. Sihirli hayatım, sihirli dünyam sadece beni ilgilendirir. Ben buraya torunumu almaya geldim. Alıp hemen anne gidiyorum. Çilek artık bizim kızımız. Biz ona evlat edindik. Ayrıca o sizinle gelmek istemiyor. O daha çocuk. Kiminle yaşayacağına anne, kendisi karar veremez. Onu alıp hemen gidiyorum. Gelmeyeceğim. Kesesini, kesesini dedim. Hemen gidiyoruz buradan. Benimle geleceksin. Lütfen onu bırakır mısınız? Demek her türlü sihri yapan bu kolye sende. Demek periler aleminin en iyisi sensin, öyle mi? Çabuk kolyemi bana geri verin. Hayır Betüş Hanım, yağma yok. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Seni kendi kolyenle sihirleyeceğim ve izimizi bulamayacaksın. Şimdi Peri, en iyisi Peri kitabını bulayım. O bana yol gösterir. Ay sihirlerim yok. Televizyonum tamirde sıkıntıdan patlıyorum. Eden bulur. Oh. Ay bir hafta böyle elim kolum bağlı duramam. Deliririm ben. O zaman git damatlarından özür dile. Perilice seni affetsin. Hayatta dilemem. O zaman sus, halinden şikayet etme. Bana göre hava hoş zaten. Senin sihir yapamaman herkesin huzuruna. Bana bak Taci, senin dilin fazla uzamaya başladı. Sihirlerimi geri alınca senden kürk yapmayayım. Oo, bakıyorum dudağınım inadın inat.
Hala damatlarından af dilememişsin. Dilemeyecekmiş de. Taci karıştırma şimdi. Affı çıkan peri olmuş mu? Sen hariç bütün periler affedildi. Ya döndü peri? Periliçe'ye giden habere göre o da üvey torununu bulmuş, geri almış şatosuna götürmüş. Ay üvey torunu muymuş? Şekerim, Periliçe'nin söylediğine göre bilmem kaçıncı kocasının ilk evliliğinden olan oğlunun çocuğuymuş. Ya ne fark eder? İster öz olsun, ister üvey olsun. Ha bir çocuk sokağa bırakılır mı? Gördünüz mü Taci Bey? Kadın hiç de kötü değilmiş işte. Torununu geri almış. Aa, Taceddin nereden biliyor bütün bunları? Dudu o kadını şatoya getirdi de ondan. Şatomuza. Aa. Los bombos dilekos. Ay inanamıyorum, yine bir şey olmadı. En iyisi Eda'yı aramak. İşte böyle kocacığım. Bütün gün evi temizim. Sana güzel güzel yemekler yaptım. Hadi akşam gel de bizi gezdir. Ben çok yoruldum. Hadi Eda, tam konuşacak zamanı buldun. Ama seni bekleyemem. Kaybedecek zamanım yok. Ne yapmam lazım? Ah, Perihan teyze. Tabii ya, nasıl düşünemedim. Perihan teyze. Perihan teyze. Ay, ne yapıyorum ben? Sihirlerim yok ki. Çocuklarla Sadık'a da hiçbir şey belli etmemem lazım. Bir çözüm, bir çözüm bulmalıyım. Bir Tabii ya. Annem. Gerçi dün gece olanlardan sonra onun da sağ solu belli olmaz ama başka bir çarem yok. En iyisi annemi arayayım. Dudu, çok rica ederim, bir daha ne yediği belirsiz perileri şu şatona sokma. Ay işiniz gücünüz benimle uğraşmak. Telefon. Bıkmadınız akıl telefon vermekten. Telefon çalıyor, baksanıza. Duyuyoruz telefonu, ne telaş ediyorsun? Ay sanki telefon sana olacak. Alo. Betüş canım. Ne? Seni hemen buraya alıyoruz. Dudu ne olmuş? Üvey baba annesi çileyi alıp götürmüş. Ne? Aşkım, evet giderken de Betüş'ün sihirli kolyesini almış ve onu sihirsiz bırakmış. Zavallı Betüş hiçbir yere kımıldayamıyormuş. O zaman hemen Betüş'ü buraya alalım, bize olup biteni anlatsın. Niye salona götürdüm acaba? Anne, Perihan teyze. Ne oldu Betüş, ne oldu? Anlat kızım, çileyi kim götürdü? Üvey babaannesi. Ay, görseniz öyle kötü bir kadın ki. Nereye götürdü? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama sihirli güçlerimi elimden aldı. Onların peşinden gidemedim. Yani çileye bir şey yapar, kızımı bir daha göremem diye çok korkuyorum. Ay korkma canım, eninde sonunda buluruz. Benim anlamadığım kızım niye senin sihirli kolyeni aldı? Onun sihirleri yok muymuş? Hayır, eskiden çok kötü sihirler yaptığı için bütün sihirlerini elinden almışlar. Cezalıymış. Cezalı mıymış? Neymiş, neymiş? Ay, bir dakika, bir dakika. Çileğin üvey babaannesi mi dedin? Hı hı. Siz ne kötülük yaptınız da böyle mahkum oldunuz? Oho! Saymakla bitmez. Periler arasında dedikodu yaptım. Ondan sonra benden başka kimseyi sevmesinler diye kalplerini sihirle mühürledim. Kendime aşık ettiğim 32 faniyle evlendim. Maşallah. Bunlardan tam 97 çocuğum oldu. Ama hiçbirine bakmadım. En sonunda bir tane üvey torunum oldu. Yetim kaldı. Oturup ona bakmam lazımken götürdüm onu kimsesizler şatosuna bıraktım. İşte benim de bugüne kadar yaptığım en büyük kötülük oydu. Yoksa sihirli küreden aradığı torunu... Ay periler aşkına. Neler oluyor lütfen bana da söyler misiniz? Betüş gel, sihirli aynadan sana birini göstereceğim. Bak bakalım, bugün tanıştım o kadınla. Acaba çileğin üvey babaannesi dedikleri o mu? Eğer o çıkarsa onu doğduğuna pişman ederim. Perihan, sen aç. Periler eylemi. Nereye gidiyoruz babaanne? Beni nereye götürüyorsun? Uzaklara, çok uzaklara. Bizleri kimsenin bulamayacağı yerlere gidiyoruz. Bu suretle sihirlerimi kimseler alamayacak elimden. Ama ben gitmek istemiyorum. Ailemden ayrılmak istemiyorum. Ayrılacaksın, karışma, ayrılacaksın. Ve sonsuza kadar benimle beraber yaşayacaksın.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Renkli günler şeker.